Hipofiz bezesinde mikro veya makro adenom varsa onu dahi eritir. Mesela bazı insanlarda makro adenom oluyor. Hipofiz bezesinin sapında 1 santimden küçük olur, birkaç milim olursa 3 milim, 4 milim mikro adenom, 1,5-2 santim olursa makro adenom. Makro veya mikro adenom olursa ne olur? Prolaktin hormonu yükseliyor. Ona karşı kimyasal bir ilaç veriyorlar. Bu da çok yan, ismini söylemeyeceğim, çok yan tesiri olan bir ilaç. Karaciğere, böbreğe, dalağa vesaire zarar veriyor. Vatandaşın biri geldi, ilaç kullanmasına rağmen prolaktin hormonu sürekli yükseldiği için Allah korusun tehlikeli bir şey. Elleri büyüyor, burnu büyüyor, yüzü büyüyor, şekli büyüyor bu değişiyor adamın. Acayip bir hastalık işte yani. Prolaktin tehlikeli bir şey. Makro veya mikro. Adenom oldu mu hemen ne yapacaksın? Gökçek diyeceksin. İksir, aloe vera jel, zerdeçal forte, enginar forte. Kullandı mı? Kısa sürede erir. Hiçbir problem kalmaz. Makro, mikro, adenom problem değil. Önemli olan geç kalmamak. Ha, bazıları da kimyasal alırım. Kimyasal sadece baskılıyor, tedavi etmiyor ki. O yine orada duruyor. Sadece prolaktin hormonu biraz baskılıyor. Kimyasal ilaç oradaki o kisti eritmiyor. Mikro veya makro adenomu eritmiyor, yok etmiyor. Kimyasal ilaç yok etmiyor. Sadece hormonu biraz baskılıyor. Ama iksir, aloe vera jel, zerdeçal forte, enginar forte kullandığınız zaman orada hiçbir problem kalmıyor. Vatandaş gidiyor doktora diyor. Doktor demiş ki burundan gireriz, ameliyat ederiz ama 6 ay sonra yine çıkar demiş. Burundan buradan giriliyor, içeride beyinde o küçücük hipofiz bezesinin sapı, onu alıyorlar, kisti, 6 ay sonra yine nüksediyor. Ameliyat da çözüm değil. Ameliyat çözüm olsa git ameliyat ol yani. Yani risk ortadan kalkmıyor.